Nasrettin Hoca. Onun fıkralarını dinlerken hatta ismini duyduğumuzda bile yüzümüzde tebessüm gülleri açar. Üstelik sadece güldürmez, güldürürken düşündürür. Çünkü onun gerçek fıkralarının her birinde hoşgörü, bilgelik ve ahlakın hoş bir yönü saklıdır. Gerçek fıkraları diye özellikle ayrım yapıyoruz. Çünkü birçok halk kahramanının başına gelen, onun da başına gelmiş ve sonradan uydurulan bazı fıkralar Nasrettin Hoca fıkrası diye anlatılmıştır. Onun adı geçse bile bir fıkrada insani değerler ve bilgelik yoksa bilin ki o Nasrettin Hoca fıkrası değildir. Anadolu medeniyetinin gülen ve gülümseten yüzü Nasrettin Hoca'nın hayatına gelin hep birlikte bir göz atalım. Nasrettin Hoca 1208 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde dünyaya gelmiştir. Köy imamı olan babası Abdullah Efendi'den ilk eğitimini alan hoca, daha sonra Sivrihisar'daki medresede eğitimine devam etti. Babası vefat edince köyüne döndü ve bir süre babasından boşalan imamlık görevini yerine getirdi. Nasrettin, çocukluğundan itibaren yeni bilgiler edinmekten zevk alan, araştırmacı ve çok meraklı bir kişiydi. Bu merakın peşine düşerek köyün imamlık görevini arkadaşına bırakıp, o dönemde Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'ya gitti ve burada dönemin ünlü bilginlerinden dersler aldı. Eğitimini bitirdikten sonra Akşehir'e yerleşti. Her ne kadar asıl görevi imamlık olsa da katiplik, kadılık ve bilirkişilik yaptı. Kimi zaman geçimini sağlamak için çiftçilik, bahçıvanlık hatta pazarcılık yapan hoca böylece halkla iç içe yaşadı. Sorunlara sadece kitabi bilgilerle değil, aklıyla da çözümler buldu. Nasrettin Hoca, Anadolu'nun siyasal ve ekonomik olarak sıkıntılı bir döneminde yaşamıştır. Üzüntülü, kederli ve umutsuz insanları mizahla hayata bağlamış, sorunlara gülümseten çözümler üretmiştir. Etrafındakilere inanç ve umut aşılamış, zorlukların üstesinden tebessümle gelinebileceğini herkese göstermiştir. Nasrettin Hoca çok zeki ve hazır cevap bir insandı. Çevresinde çok sevilen ve insanların her türlü konuyu danışmak için başvurduğu bir kişiydi. Tatlı dilli, güler yüzlü ve hoşgörüsüyle kimseyi kırmadan eleştiriler yapmayı başarmıştır. Onun fıkralarını anlatan minyatürlere bakıldığında, büyükçe horasani sarığının altındaki hafif çekik yüzlü, uzunca burunlu ve yuvarlak yüzünü kesik bıyıkları ile ince uzun beyaz sakalı tamamlar. Anadolu'da Nasrettin Hoca'yı herkes tanır. İnsanlar bir şeyler anlatmak istediğinde onun fıkralarıyla söylemek istediklerini tamamlar. Bilge hocamız fıkraları ve nükteleri sayesinde sadece Anadolu'da değil, Orta Asya'dan Avrupa'ya, Kırım'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada bilinmektedir. Hatta bu durum zamanla sahiplenmeye dönüşmüştür. Farklı ülkelerde Efendi, Molla Nasrettin gibi farklı isimlerle tanınır. Çeşitli fıkraları günümüzde bile farklı ülkelerde insanları düşündürüp gülümsetmeye devam eder. Uluslararası UNESCO kurumu da onu evrensel bir değer olarak kabul edip etkinliklerle dünyaya duyurmuştur. Nasrettin Hoca'nın gülümseten türbesi. Nasrettin Hoca 1284 yılında Akşehir'de dünyaya gözlerini yumdu. Akşehir'in eski Selçuklu mezarlığına gömülen hocanın mezarı daha sonra türbe haline getirildi. Hocanın mezarı da fıkraları gibi insanı şaşırtır. Duvarları olmayan bu türbenin bir kapısı ve kocaman bir kilidi bulunmaktadır. Onun türbesi bu ilginç mimarisiyle görenleri gülümsetirken düşündürüyor. Eskişehir ve Sivrihisar'da her yıl Haziran ayının ilk haftasında Nasrettin Hoca doğum şenlikleri kutlanır. Hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği ve vefat ettiği Konya'nın Akşehir ilçesinde de 5-10 Temmuz tarihleri arasında Nasrettin Hoca şenlikleri yapılmaya devam ediliyor. Ülkemizin ve dünyanın farklı yörelerinden gelen insanlar bu şenliklerde oyunlar oynar, fıkralar anlatır ve Akşehir Gölü'ne maya çalma töreni yapılır.